Efendim şimdi Profesör Doktor Derya Unutmaz konuğumuz olacak. Hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Bölümünden Profesör Doktor Derya Unutmaz'a hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Sayın Unutmaz. Omikron varyantını ve salgında geldiğimiz son noktayı konuşacağız sizinle. Ancak öncesinde sizin uzun süredir üzerinde çalıştığınız COVID-19 tedavisi var biliyorum. Bunun ayrıntılarını bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii, epeydir üstünde çalıştığımız bir konuydu. Aslında şu soruyla başladık. Bu virüs biliyorsunuz devamlı mutasyona uğruyor ve yeni varyantlar çıkıyor. En son çıkan omikron varyantı ile birlikte bazı antikorlardan bile kaçabiliyor ve aşı olanlara bile bulaşabiliyor. Buna karşı bir önlem alabilir miyiz? Gelecekte çıkabilecek varyantlara karşı da önleyici bir tedavi geliştirebilir miyiz diye başladık bu çalışmaya. Ve böyle bir sentetik biyoloji kullanarak bir yöntem geliştirdik. Aslında prensip olarak çok, konsept olarak çok basit bir yöntem. Burada arkada görüyorsunuz virüsün yüzeyinde çıkıntılar var. Bunlar aslında virüsün anahtarları. Bu anahtarlar hücrenin yüzeyinde bir kilide bağlanıyor. AC2 denen bir reseptöre bağlanıyor. Ve virüs kendini değiştirerek aslında o kile daha iyi bağlanmaya çalışıyor. Omikron örneğin Delta'dan 20 kat daha iyi bağlanıyor. Aynı zamanda da antikorlardan kaçmaya çalışıyor. Biz bu kilidi aldık, sentetik biyolojiyle bir molekül haline getirdik. Bu sayede virüs aslında bir tuzağa düşüyor. Hücreye bağlandığını zannederken bizim molekülümüze bağlanıyor. Ve bu şekilde de nötralize etmiş oluyoruz. Ve virüs kendisini iyi hale getirdikçe, yani daha iyi anahtar yaptıkça bizim geliştirdiğimiz moleküle de daha iyi bağlanmış oluyor. Ama dedik bu bile yeterli olmayabilir. Bu molekülün diğer tarafında da şöyle düşünün, eğer virüs bunu aşarsa ve hücrenin içine girerse biz bu hücreleri bir lazerle etiketlemiş gibi arka plandaki T hücresi dediğimiz bu keskin nişancı askerler de diye düşünebilirsiniz bağışıklık sisteminin. Bunlara haber verip onları aktif hale getiriyoruz ve bu hücrelerde enfekte olmuş hücreleri yok ediyorlar. Bu şekilde iki taraflı bir savunma geliştirmeyi düşündük ve bunu laboratuvar düzeyinde başardık. Tabii daha önümüzde epey bir çalışmalar olacak. Şimdi gerçekten çok enteresan ve o kadar güzel anlattınız ki iki aşamalı bir savaş var burada anladığım kadarıyla. Bir savunma, bir de saldırı şeklinde. Savunmayı yaparken dediniz ki virüs kendini geliştirdikçe bu moleküle daha da sıkı bağlanmasını sağlayarak saf dışı bırakıyoruz. Yani bu da şu anlama mı geliyor hocam? Geliştirdiğiniz bu tedavi tüm varyantlara karşı etkili olacak mı? Bu anlama mı geliyor? Evet, aynı şekilde. Çünkü bir şekilde virüsün bu kilide bağlanmak zorunluluğu var. Ve hatta virüs mutasyonu uğradıkça, bulaşıcılığı arttıkça bu AC2 reseptörüne daha iyi bağlanıyor. Ve bizim geliştirdiğimiz molekülde AC2 olduğu için onun da çalışmasının daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu bakımdan aslında gelecekte çıkabilecek daha kötü varyantlara karşı bir geliştirme olmuş oldu. Aynen söylediğiniz gibi bir yerde virüsü tuzağa düşürmüş oluyoruz. Bu tuzağı aşıp vücuda girse bile de sniper dediğimiz bu keskin nişancıların hedeflendiği şekilde de yok edilebiliyor anladığım kadarıyla. Şimdi belki takip edebiliyorsunuzdur Sayın Hocam. Dün Türkiye'deki günlük vaka sayısı 90 bin sınırını da aştı. Bu vaka artışının biz omikron kaynaklı olduğunu biliyoruz. Bunu sık sık da konuşuyoruz aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu artışı? Covid-19 salgını omikronla birlikte böyle grip gibi bir hastalığa mı dönüşecek, nasıl olacak? Çok yaygınlaştı çünkü. Evet, maalesef bunu geçen ay hatta Kasım sonunda öngörmüştük. Dünya düzeyinde olan bir durum, sadece ülkemizde değil. Bu vaka artışları bir süre daha artmaya devam edecek. Ama bir süre sonra artık pik noktasına ulaşıyor. Bunu örneğin Güney Afrika'da gördük, İngiltere'de vaka sayıları düşmeye başladı. Onlar da biraz daha erken başlamıştı. Maalesef çok fazla kişiye bulaşıyor. Ama aşılı kişilerde hemen hemen hepsinde tam aşılı olanlarda hafif geçiyor. Aslında gerçek vaka sayıları 90 binin çok üstündedir. Birçok kişi hafif geçtiği için test de yaptırmıyor. Ama tabii ki belli bir süre sonra artık toplumda
virüsün gidebileceği yer kalmamaya başlıyor. Yani omikronla bulaşan kişiler de çok etkili bir bağışıklık oluşturuyorlar. Özellikle aşılı olmuşsanız omikrona karşı da bir doz aşı olmuş gibi oluyorsunuz. Tekrar virüsle enfekte olma riskiniz hemen hemen sıfıra iniyor. Bu bakımdan bir süre sonra tabii ki bu virüs bulaşması çok çok azalacaktır. Ama bütün mesele burada en az hasarla bunu atlatmak. Aşısı tam olmayanlarda, aşısızlarda maalesef ağır hastalık ve ölümler devam ediyor. Örneğin Amerika'da son bir haftada 15 bin kişi hayatını kaybetti. Hemen hemen hepsi bu grupta aşısız ve tam aşısı olmayan kişiler. Ne yazık ki bunlar boş yere hayatlarını kaybediyorlar. Evet Sayın Unutmaz, bir sorum daha olacak şimdi size. Siz de görmüşsünüzdür. Biraz önce izleyicilerimizle paylaştım bu haberi. Haber şöyle. Yeni Zelanda'da COVID-19 hastaları 14 gün temaslılar, yani hasta değil, bunlar sadece temaslı. Temaslılar da 24 gün karantinaya girecek. Yani bu şekilde bir karar aldı ülke. Çok da tepki çekti. Anlamakta biz tabii ki zorlanıyoruz bunu. Çünkü temaslılar hastalardan daha fazla uzun süre karantinada kalıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun altında yatan sebep ne olabilir? Bir bilimsel bir karar var mı? Bilimsel, bizim bilmediğimiz yeni bir şey mi oldu? Hayır, yok. Bu hiçbir bilimselliği yok bu kararın. Bence çok gereksiz bir karar olmuş. Hatta tam tersi. Çünkü omikron aslında çok hızlı ürediği için siz temas kurdunuz. Diyelim ki Delta'da 5 gün sonra hasta olacaksınız veyahut da bulaşıcı olacaksınız. Bu omikronda 2 güne düşmüş durumda ortalama. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde yürüyor virüs. Bu bakımdan zaten örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid olanların bile izolasyon süresi 5 güne düşürüldü. Daha sonra testine çıkanlar ve maske takmak şartıyla izolasyondan çıkabiliyorlar. Karantinada özellikle aşılı olmuşsanız zaten bu çok çok uzun bir süre. Tam dozlu aşı olanlara da buna bile gerek olduğunu düşünmüyoruz. Bence çok gereksiz bir karar olmuş. Yani bu şekilde ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Yani bunun topluma çok daha büyük bir zararı olacak. Yani bu endişeyle nereye kadar devam edecekler, bir de o soruyu sormak lazım. Peki, çok teşekkür ediyoruz size açıklamalarınız için. Tebrik ediyorum bu arada. Bu geliştirdiğiniz yeni yöntem, bilmiyorum ne zaman kullanıma geçecek hocam, ondan da bahsetmek ister misiniz? Tabii bu çalışmalar uzun zaman alıyor. Laboratuvar düzeyinde dediğim gibi çok iyi çalışıyor. Şimdi hayvan deneylerine başlıyoruz. Farelerde bunu göstermemiz lazım, yan etkilerini öğrenmemiz lazım. Daha sonra klinik çalışmalar başlayacak. Umarım bazı firmalarla anlaşarak faz çalışmaları yapılması lazım. Bir yıldan önce olması çok mümkün gözükmüyor. Elimizden geldiğince hızlı çalışmaya çalışacağız. Dediğim gibi umarım buna hiç ihtiyaç kalmaz ama bu virüs kendisini yine değiştirirse hazır olmamız lazım. Bu bakımdan elimizden geldiği aşama, hızla evet. Çalışıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler açıklamalarınız için de. Profesör Doktor Derya Unutmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden bize bağlandı. Jackson Laboratuvarı'ndan.